Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle T şeklinde güzel şal yelek çalışması yapacağız. Çok kolay bir yelek tek parçadan örerek tamamlayacağız. E, yeleğimizi biraz küçük çalıştım. E, 0-3 aylık bebeklerimiz için olabilecek bir yelek. Zaten modelimiz çok kolay. Dilediğiniz kadar yeleğimizi büyütebilirsiniz. İçinde zaten e, büyütme şekillerini e, geniş bir şekilde sizlerle paylaştık. Şimdi yeleğimin ölçüsüne bakmak istiyorum. Ben bu yeleğimi bir tane ipten ördüm. İpimden çok az kaldı. Hatta şöyle toparladım ipimi. Şu şekilde biraz ipim kaldı. Ee, ve iki buçuk numaralı tığımla ördüm. Çok delik deşik olmasını istemediğim için. E, çünkü modelimizi biliyorsunuz. Bu görmüş olduğumuz örgümüzün temeli olan modelimiz. Şimdi yeleğimizin uzunluk ölçüsüne bakalım. Yakasından itibaren ölçmeye başlıyorum. Yakasından itibaren uzunluk 29. Omuzundan ölçtüğüm zaman ise 24 santim. Hemen gövde genişliğine bakalım. Gövde genişliği ise 25 bir buçuk 22 idi normalde ördüğümüzde dikişlere gitti yarım santim şu şekilde içlere gittiği için 21 buçuk da yeleğimizin eni Evet yeleğimizi hemen örmeye başlayalım kolay gelsin yeleğimizi kartopu baby one çalışacağız 100 gram ve 250 metreden oluşmakta ipimiz anti peeling özelliği olan %100 akrilikten oluşmakta. Renk numarası K254 numaralı renge sahip güzel tüylenme yapmayan hoş bir ip. Tabi elinizde olan imkanlarınızla ve dilediğiniz her iple örebilirsiniz. Biraz tokça bir ip ve iki buçuk numaralı tığımızla yeleğimizi öreceğiz yeleğimizde uygulayacağımız model çok çok basit örgümüzün temeli saydığımız modelimizi uygulayacağız şimdi zincirimizi çekerek başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 tane zincirimi çekiyorum. 50 zincirimiz yeterli. Çünkü üzerine e, trabzanlarımızı örmeye başladığımızda zincirimiz genişleme yapmakta. O yüzden çok da kocaman bir zincir çekmeye gerek yok. Tabi büyük örecekseniz ona göre büyük de zincirimizi başlamak gerekmekte o zaman. Şöyle 19 santim zincirimin ölçüsü tam 50 zincir çekmiştim 19 tane 50 zincirimi elimi tutuyorum bakınız zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve elimi tuttuğum yere batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum iki tane trabzanım yan yana ve hemen bir ilerisine bir tane daha trabzanımı örüyorum 3 tane trabzanımı ördüm bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ikinci zincirin içerisine gelerek trabzanımı örüyorum yanına ikinci bir trabzan ve bir tane daha trabzanımı örüyorum 3 tane trabzanımızı yan yana ördüm bir zincir çekiyorum bir tane zincir atlıyorum. Yine üç tane trabzanımı yan yana örüyorum. Bir, iki ve üç. Bir tane zincir sayıyorum bir. Hemen ikinciyi geçiyorum. Bir zincir yukarıdan çekiyoruz. Bir zincir aşağıdan atlıyoruz. 2 ve 3 tekrar bir zincir sayıyoruz aşağıdan bir tane atlayıp sıradaki zincirime giriyorum ve sıra sonumuza kadar her bir trabzanımızı bir zincirimize batarak örüyoruz ve yukarıdan bir tane zincir çekip aşağıdan da bir zincir atlıyoruz şöyle bakalım üçer tane trabzanımızı ördük her trabzanımızı bir zincir yuvasına battık aradan yukarıdan bir zincir çektim aşağıdan bir zincir atladım her biri aşağıdaki farklı zincir yuvalarına olacak şekilde 3 tane trabzanımı ördüm ve başa kadar devam ediyorum zincirimin üzerine trabzanlarımı oluşturdum sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane grubumuzu oluşturdum şimdi bu grubumuzun da ölçüsüne bakmak istiyorum trabzanlarımız ördükten sonra genişlediğini söylemiştik bakınız 20 santim oldu Evet şimdi 3 zincirimizi çekiyorum 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum bir zincir daha ilave ediyorum toplamda 4 zincir Dilerseniz dördünde diğer tarafta çekebilirsiniz Evet tığımızın başını dolayalım ve buradaki bir tane zincirimin içerisine 3 tane trabzanımı ardı ardına örelim. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer bir zincirin olduğu yere gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum 3 tane trabzan grubunu atlıyorum ve bir tane zincir olan yere gelerek 3 tane trabzanımı ard ardına örüyorum 1 2 ve 3 bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum 3 tane trabzanımı atlayıp bir zincirin içerisine giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum. Şimdi dört tane zincirimi çektim. Üçünü diğer yönde, birini bu yönde çekmiştim. Dilerseniz dördünü de aynı yönde çekebilirsiniz. Ve hemen bir tane zincirin içerisine üç trabzanımı ördüm. Üç trabzan tamamlandıktan sonra bir zincirimi çektim ve sıradaki bir zincirin içerisine üç tane trabzanımı ördüm. Tekrar bir zincir, diğer kutuya üç trabzan örme şekliyle sıramızın ucuna kadar devam edelim. Evet ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladım. En son 3 e, trabzan örerek bakınız başlamıştık başlangıç. Yine bir tane zincirimi yukarıdan çektim. Şöyle bakalım bakınız. Tığımın başını doluyorum. En sondaki zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ve burada da kutumuzu oluşturmuş oluyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen buradaki bir zincirimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Toplamda üç tane trabzanım yan yana duruyor. Ve bir zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak buradaki iki tane trabzanlarımın arasındaki zincir grubumun içerisine üç tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde dönüşlerimizi de ayarlayarak istediğimiz ölçü gelene kadar yukarıya doğru örmeye devam ediyorum evet 3. sıramızın sonuna da bakınız kutucuğumuzun içerisine 3 tane trabzanımızı örerek tamamlıyoruz ve 1 2, 3, 4 tane zincirimi bakın bu kez bu yönde çektim örgümün arka yönünü çekiyor çeviriyorum tığımın başını dolayarak 1 tane zincirimin içerisine 3 trabzanımı birer birer örüyorum 1, bir, 2, ve üç. Bir tane zincirimi çekiyorum. Buradaki üçlü grubu atlayarak tek zincirimin içerisine tırabzanlarımı doldurmaya başlıyorum ve bu şekilde birazcık daha büyütelim şuradaki geçişini sizlerle birlikte yapmak istedim. Şimdi aynen geçişlerimize de dikkat edelim. Arada sadece tırabzanlarımızı düz örerek tamamlayalım. Yeliğimin arka kısmını ördüm. Arka kısmında örmüş olduğum kısım kol altına kadar olacak olan bölümümüz. Yani tamamen sırt e, yukarı kısmını örmedik. Sadece kol altına kadar olan bölümümüzü çalıştık. Yeliğimizi T şeklinde öreceğimiz için şimdi hem sağdan hem de soldan yeleğimizin önlerine çıkarıp e, kol e, altının yani kolumuzun üst kısmını Yeleğimizin önleriyle birlikte örmeye devam edeceğiz. Yani komple üstünü T şeklinde örmeye başlayacağız. Onun için hem sağ tarafa hem sol tarafa zincirlerimizi çekip aynı modelimizi uygulayarak devam edeceğiz. Modelimizi uygulamada şöyle ölçülerimizi bir alalım. Bakınız şimdi İlk başlarken ölçümüzü almıştık hatırlıyorsanız 19 zincirimiz vardı. Trabzanımızı ördükten sonra 20 santim olmuştu. Bakınız, ben e, zincirimizden sonra genişleyeceğinden bahsetmiştim. Zincirimizin sayısında asla kalmaz. Trabzanlarımızı örünce genişlik mutlaka oluyor. Şu an 22 santim, 19 santim de zincirimiz vardı. Şimdi e, yan ölçümümüzün uzunluğunda kolumuzu örmemiz gerektiği için çünkü kolumuzun üzerine e, yukarıya doğru öreceğiz. Kol altının şu kısım ölçü bize lazım. Şöyle ölçelim. Şimdi ona göre de zincirimizi çekeceğiz. Dilediğimiz yaş gruplarına aynı şekilde hesabımızı yaparak örebilirsiniz. Bakın yukarıdan aşağıya 18 santim. 18 santim. Şimdi ben zincirimi çekeceğim zincirimi 18 santime yakın bir şekilde bırakacağım zincirimi çekmeye başlıyorum buradaki yeleğimizin ön kısmını örmek için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 örelim. Yani 40 tane zincirimiz örelim ve ölçelim. Şu şekilde ölçüyorum. Bakınız tam birebir aynı hemen hemen aynı boyda bir tane trabzan eksik. Yani bir trabzan boyu eksikliğimiz var. Şimdi e, biz bu ölçüde örmeye devam edebiliriz. Bakınız biraz tam böyle ne uzun olursa ön tarafımız uzun olur. O yüzden uzun olmadan birazcık daha eksik olabilir. O yüzden 40'ın üzerinde ben e, zincir çekmeyeceğim. Burada tam 40 tane var. 40 bizim istediğimiz ölçü olacak. Bakınız birazcık eksik eksik olacak Çünkü e, genişleme yaptığını söylemiştik genişleyeceği için uzun olmasını istemiyoruz lütfen bunu daha büyük yaş gruplarına ördüğümüz zaman şöyle birazcık kısa olmasını zincirimizi sağlayalım bakın tam birebir tutuyorum şu şekilde ve bir tane trabzanımızın kısa olduğunu görmekteyiz şimdi ek zincir ilave etmeden hemen devam edeceğiz şimdi burada devam ederek gidiyorum ee, sadece burada trabzanımızı örmeden ilmek alarak ilerliyorum. Bakın her bir trabzanımdan bir tane geçiyorum. Her pardon zincirimden her bir zincirimden birer tane geçiyorum. Trabzanımı yapmıyorum bu sıramda. Sadece her bir zincirimi zincirimizi kaybetmiyoruz. Zincirimizin içerisinden ilmeğimizi geçiriyoruz birer birer sadece zincirimiz biraz kalınlaşır gibi oluyor başka herhangi bir şey olmayacak merak etmeyelim ama burada dikkat etmemiz gereken tek nokta zincir sayımızı kaybetmeden ilerlemek tam 40 tane çekmiştik 40 taneden ilerliyoruz Ve karşı tarafa da 40 tane zincirimizi çekeceğiz Şimdi bu şekilde sıra başına kadar geliyorum. Yani şu zincirimi bu şekilde örerek tamamlıyorum. Zincirimin üzerinden geri geldim. Şimdi trabzanlarımın olduğu noktadayım. Trabzanımın olduğu yerde bakınız. Aynen kurulu düzen üzerine devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dört. dört tane zincirimi çekiyorum. Ve başlıyorum trabzanımı araya girerek örmeye. Trabzanız nasıl denk geldiyse o şekilde örün. İlla birebir e, bu şekilde olması tabii ki şart değil. Devam ediyorum. Bu tarafta 40 tane ördüm. Üzerinden geri geldim. Şimdi trabzanlarımızı aynı şekilde örerek diğer uca doğru ilerliyorum. 3 trabzan, 1 zincir. 3 tane trabzanımı örüyorum bir tane zincir ve artık omuz kısmına doğru hem önlerimiz hem de omzumuzu tamamlayacak şekilde örmeye başlıyoruz. 2 ve 3 sıramın sonuna kadar bu şekilde örelim. T iliğimiz dilediğimiz yaş grubu için örebiliriz. Kendimiz için de örebiliriz. Hesaplamamızı doğru yaptıktan sonra hiç problem yok. Gayet de kolay tatil günlerinde çocuklarımızın eline bu tip şeylerde başlayabiliriz. Değişik bir alternatif vakit geçirme yöntemi el becerilerini de mutlaka artıracaktır. Bakınız ilerliyorum. İliğimde 40 tane zincir sağ tarafa çektim ve üzerine ilmek kaydırma yöntemiyle geri geldim. Ve görmüş olduğumuz gibi trabzanlarımızı ve birer zincirlerimi örerek tamamladım. Şimdi sol taraf için 40 tane zincir örmek istiyorum. Hemen başlıyorum. 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ve 40. 40 tane zincirimizi de çektik. Bakalım hemen şöyle gördüğümüz gibi bakın biraz kısa kalmakta. Kısa kalsın problem değil. Çünkü üzerine örmeye devam edince uzayacak. Mümkünse zaten aynı boyda kesinlikle başlamayalım. Bakınız. Bu şekilde mutlaka biraz Eksik olsun zincir sayınız çünkü kaç yaş için öreceksek örelim kendimize öreceğimizde bile birebir örmeyelim bu kez bu şekilde uzun olabilir ama şöyle birazcık kısa ördüğümüz zaman örülen zincirlerimizin içine trabzanla birlikte bir genişleme olacağı için en azından şu kadar bir boşluk bırakmamız yeterlidir. Şimdi tığımın başını doluyorum geri dönüyorum 1 2 3 Üçüncü zincirimin içerisine bakın girmeden dörde şöyle atlıyorum. 3 taneyi saydım. Onları bir kenara bıraktım. Dördüncüye battım. Ve hemen yanındaki zincirin içerisine girdim. Bir tane trabzanım ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Ve diğer zincirlerin içerisine birer birer trabzanlarımı yerleştiriyorum bakın burada trabzanımı yaparak döndüm orada ilmek kaydırmayla döndüm çünkü aynı sıradan gitmek istiyoruz eğer oradan da trabzan çekerek yani trabzanlarımız üzerine örmüş olsaydı biraz sıkıntı yaşayabilirdik şu an hiç sıkıntısız devam edeceğiz bir tane zincirimi atlıyorum her bir zincirimin içerisine birer tane trabzanımı örerek ilerliyorum ana gövdeye doğru burası yeleğimizin önleri olacak 3 trabzan 1 zincir ve bir zincir atlıyorum 3 tane trabzanımı birer birer örüyorum 1 bir, 2 ve 3 ipimi şu şekilde biraz açmak istiyorum trabzanlarımızı zincirlerimin üzerine birer birer ördüm 3 tane trabzan bir zincir 3 trabzan bir zincir şekliyle örüp geldim ve şimdi ana gövde diyeyim ana gövdede bir tane zincirimi çekiyorum hemen kutucuğun içerisine giriyorum 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum 2 3 tekrar bir zincirimi çekiyorum ve sırtımıza bu şekilde başladık hem ön parçalarımızı hem de sırtımızı bu şekilde örmeye başladık orta kısım aynı şekilde devam ediyor. Hepimizin bildiği bir model örgünün temeli. Belki güzel olunca çok hoş durdu. Ve devam ediyorum. Zincirimize kadar bu şekilde bir zincir ve zincirlerimizin içerisine üçer trabzanlarımızı doldurarak diğer tarafa doğru devam edelim çok zevkli inanın örmesi bitince de çok çok hoş olacak inşallah kolumuza doğru devam edelim yeleğimin arkasını ördüm bakınız üst sırayı Sağ taraftan örerek gelmiştim trabzanlarımı. Şimdi sol taraftaki trabzanlarımızı doldurmaya başlayabiliriz. 3 tane trabzanımızı ve bir tane zincirimi ördüm. Tığımın başını doluyorum ve hemen örmeye başlıyorum. Yan yana şöyle derinden de alalım. 2 derinden alalım. Biraz önceki kaydırdığımız yerden. Ve 1 tane zincir ve 1 tane zincir atlıyorum. 2. zincirin içerisine giriyorum ve alttan örerek 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum ve bir tane zincir örüyorum bir tane zincirimi atlıyorum ikinci zincirimi geçiyorum ve yan yana bütün zincirlerimi örüyorum 3 ve bir tane zincirimi yukarıdan çekiyorum bir tane zincirimi atlıyorum ikinci zincirimin olduğu yere geliyorum ve bu şekilde uca doğru devam ediyorum T yeleğimizin hem sağından hem solundan trabzanlarımızı doldurduk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu taraftan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Onar onar kenarlarımıza e, trabzanlarımızı yerleştirdik. 40 40 e, zincirimizi çekmiştik ve zincirimiz birazcık e, ana gövdemizden yani sırtımızdan kısa kalmıştı. Bu kenarlarımız önlerimiz olacak inşallah. Şimdi örmeye devam edelim. En son 3 tane trabzanımı ördükten sonra 1, 2, 3, 4 yine aynı şekilde trabzan örgümü örmeye devam ediyorum. 4 zincirimi çektikten sonra 1 tane bu zincir çektiğim yere geliyorum. 3 trabzanımı dolduruyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar diğer bir zincirin olduğu yere geliyorum. 3 tane Trabzanım ardı ardına örüyorum. Şimdi bir uçtan bir uca bu işlemimizi sürekli tekrar edeceğiz. Ta ki istediğimiz sırt ve ön uzunluk ölçüsü gelene kadar. Evet yeleğimde sağdan sola doğru uzunca örüyorum. Önlerimizi Bakın şu şekilde sağ taraftan başlıyorum. Arkamızı örüyoruz. Tekrar diğer önümüzü örüyoruz. Şimdi epey bir genişliğe gelene kadar örmeye devam edelim. Genişliğimiz ise yani şuradaki öreceğimiz yükseklik tam yeleğimizin yarısı olması gerekmekte. Çünkü öne döndürdüğümüz zaman şu şekilde tam ortada buluşacak şekilde ölçümüzü alacağız. Şimdi ölçtüğüm zaman hemen hesap edelim benim yeleğimi üzerinden. Şöyle baktığımız zaman güzelce ayarımızı yapalım 22 santim 22 santim e, yeleğimin sırtı o zaman önlerinin 11 santim olması gerekmekte ama önüne sisteme düşündüğüm için 10.5 santim örelim yukarıya doğru yani şuradaki genişliğimiz 10.5 santim olana kadar Örmeyi düşünüyoruz ve öyle uygun oluyor. Eğer süslemeniz daha geniş olacak lastik düşünüyorsanız 10 santim örüp buradaki 1 santimlik kısmı uygulayarak kapatabiliriz. Ya da nasıl süsleme istiyorsanız yani şu anda bizim örmemiz gereken 10,5 santim buradaki yükseklik hepsiyle birlikte 10,5 santim olduğu zaman görüşelim. Yeleğimizin hem ön hem de sırt kısmını oluşturacak bölümünü ördük. Şöyle ölçtüğümüz zaman 10.5 santim olduğunu görüyorum. Şöyle açık haliyle bakalım, açık haliyle de bakınız. Bu şekilde şöyle tamamını görelim sırtımız, sırtımızın üst kısmı, önümüz tabii ki şöyle çevirdiğimiz zaman güzelce bükülüp gelecek. Şimdi bir çevirme işlemini de ve dikme işlemini de sizlerle birlikte yapacağız. Alt kısımdan birazcık daha lastik olarak örmeye devam edeceğiz. Yeleğimiz şu anda tamamlanmadı tabii ki bakınız. Şöyle gördüğümüz zaman gayet güzel ve çok kolay bir yelek hemen bir saatte modelimiz de kolay olduğu için örebiliriz dilerseniz daha da uzatabilirsiniz. Tabii ki yaş grubuna bağlı olarak da hem elini geniş başlayalım hem de kollarına geniş başladığımızda dilediğimiz yaş grubuna da kendimize bile çok güzel bir yelek olur. Örmesi de kolay, giymesi de şık bir yelek. Evet, bu şekilde yeleğimizi çalıştık. Şimdi kenarlarına kenarlarını dikelim. Bakınız şu şekilde kapanışı vardı. Daha önce de mutlaka görmüşsünüzdür yeleğimizin kapanış şeklini. Şöyle örmüş olduğumuz kısımları uç kısma getiriyoruz. Şöyle birleştirdikten sonra burasını yaka olarak ayırıyoruz. Daha kenarlarında bir süsleme çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yakamızı Kaç tane düğme isterseniz düğme yerlerimizi ayarlayacağız ve güzel bir şal yelek olacak. Bu ilk taslak halinde. Şimdi biz birazcık daha üzerinde çalışmalarımıza devam edip yeleğimize son halini vereceğiz. Şöyle arkası bakınız. Şimdi omuzlarına, kollarına güzelce süsleme çalışmalarımızı yapalım. Ve son haliyle görelim. Çalışmalarımıza devam edelim. Kolumu ayırdım. Bir tanesini diktim. Şimdi diğer kolumu dikiyorum. Bir. İki trabzandan sayıyorum. Bakınız bir, iki, üç, dört, beş, beşinci trabzanın olduğu en son bakınız beşinci grubun en son trabzanını batırıyorum ve ayarlamış olduğum şekilde diğer tarafa batıyorum ve dikmeye başlıyorum bu şekilde düğüm atmamıştım düğüm atmadığım için ve hızlı çektiğim için ipimi kaçırdım Evet devam ediyorum. En kolayınıza gelecek şekilde kolumuzu yeterli genişlikte bakınız ayırdıktan sonra 1 2 3 4 5 5 tane grubumuzu ayırdık. Güzelce ayarlamamızı da yaptıktan sonra diğer alt kısmını dikmeye başlıyorum. tamamen diktikten sonra tığlama işlemine başlayabiliriz. Geri dönüyorum. Evet, düğümümü atıp Kesiyorum. Yeleği dikme işlemini yaptıktan sonra bakın nasıl şekilde yakadan kıvırıyorum. İstediğim ölçüde yakamı ayarladıktan sonra şimdi e, kollarımızı şu şekilde düzeltelim. Alt kısmını da düzelttikten sonra bu kenarlarını tığlamaya başlayalım. Bakın şöyle minicik çok güzel bir yelek oldu. O kadar da basit. Şimdi tığımızı tekrar alıyoruz. Bir tane düğümümü atıyorum. Ve tığlama işlemine başlıyorum. Hemen bu şekilde bırakmıyorum. Evet yeleğimizin alt kısmından birkaç sıra lastik yapmak istiyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Ve iplerimi şu şekilde alarak ilerliyorum bir tane daha trabzan yapıyorum 2 ve aynı yere bir tane daha trabzanım örüyorum 3 3 tane trabzanım ördüm zincirimin olduğu yere bir tane trabzan örüyorum diğer trabzanımın olduğu yere 3 tane trabzan 1 2 ve 3 zincirin olduğu yere bir tane trabzanımı örüyorum Tamamen trabzan örüyoruz. Bakınız trabzanımızın yan kısmında kalan yeri 3 trabzan. 2 ve 3. Zincirimin olduğu yere bir tane trabzan. Yandan, yandan devam eden trabzanıma 3 tane 2 ve 3. Zincirime bir tane. 3 trabzan. 1 2 ve 3 şuradaki dikişe kalmış bakın direkt dikişin içerisine batmadan yandakine batıyorum ya da dikişe batalım şöyle dikişimize de batalım ayrık kalacak yoksa bakın dikişte daha düzgün durdu evet zincire bir tane ve burada direkt trabzanlarımız geldiği için birer birer bütün trabzanlarımıza batıyorum şu şekilde bakınız tepesine batıyorum tepesine batıyorum yine diğerinin tepesine batıyorum ve bir tane zincirime batıyorum ve bu şekilde uç noktamıza kadar dümdüz trabzan şeklinde öreyim Yeneğimin altını bir uçtan bir uca trabzan örerek ördüm. Bakın hiç atlamadan tamamen trabzanlarımı yerleştirdim. Şimdi ikinci bir trabzan sırası örmeye başlıyorum bir önceki sıranın üzerine birer birer batıyoruz. 3 tane zincirimi çektim bitiş yönünde ve başlıyorum. Trabzanlarımın üzerinden birer birer ilerlemeye. Farklı bir işlem yapmıyorum. Her bir trabzanımın üzerine birer tane batıyorum ve diğer başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Sadece ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Yeleğimin altından 1, 2 ve 3 tane sıra trabzanımı tamamen ördüm. Bakınız 3 sıramızı 1, 2 ve 3. Üç. Şimdi 3. sıranın en uç noktasındayız ve yeleğimizin yanından süslemelerimizi yapmaya başlıyoruz. Burada tığımın başını doluyorum. 2. trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 defa aynı yere trabzanımı örüyorum. Hemen ikinci ortadaki trabzanımın içerisine bakın en uçlu yerdekine 7 defa trabzanlarımı örerek tamamladım. Şimdi hemen bakınız birinci trabzanın başlangıç yerine geliyorum batıyorum. 7. trabzanın uç noktasını tığımın başını doluyorum. Buradaki görmüş olduğum bir zincirin içerisine 7 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 Şöyle bakalım bakınız. 3 4 Aynı yere 5 6 ve 7 7 defa trabzanı buraya ördükten sonra hemen bir ilerideki gelen bir zincirin içerisine batıyorum. 7. trabzanımın ucunu ve tam başını doluyorum. Bir sonraki devam eden bir zincirimin içerisine gelerek 7 tane trabzanı bu noktanın içerisine örüyorum. Yani bu kenarlarımızı bir tane bir zincirin içerisine batıyoruz diğerine 7 tane dolduruyoruz birisine sadece sık iğne birine 7 tane doldurma şekliyle diğer lastiğimizin ucuna kadar gelelim Evet yeleğimizin bakınız e, kenarlarını buradan başlayarak devam etmiştim. Şimdi alt kısmına geldim. Bakın gayet güzel kolunun bir tanesinde çalıştım. Şimdi sizlerle birlikte diğer tarafı da çalışacağız. Yeleğimizin görüntüsü yarım haliyle bile gayet güzel. Daha tamamlamamız gereken işlemlerimiz var. Evet şimdi alt kısmına da aynı buradaki yaptığımız gibi trabzanlarımızı birer birer yapmaya devam edeceğiz. Şimdi alıyorum. Bakınız tığımın başını doluyorum. 2 tane 1 ve 2 tane trabzanımı atlıyorum ve hemen araya giriyorum. 7 tane trabzanımı bu noktaya doldurmaya başlıyorum. 3 4 5 6 ve 7 7 trabzanımı bu noktaya doldurduktan sonra yine 1-2 tane trabzan hemen bunu saymayalım bir sonrakini sayalım bakınız 1 ve 2 araya batıyorum şu şekilde ve tığımın başını doluyorum 1 2 buraya giriyorum ve başlıyorum 7 tane trabzanım örmeye bu şekilde diğer uca kadar iki tane atlayalım üçüncünün arasına girerek yedişer trabzan örerek ilerleyelim Evet yeleğimizi tamamlıyoruz. Bakınız şu şekilde alt kısmını tamamladım. Kolunu örmüştüm bir tanesini. Şimdi diğer kolumuzu sizlerle birlikte öreceğiz. Yakamız da gayet güzel. Hemen buraya ya bir bağcık ya da bir düğme ile burayı da kapatabiliriz. Evet bir tane minicik kalp düğmemi diktim. Burada aradan geçirdim. Sadece aradan bakınız şuradaki. Trabzanımın geçiş arasından geçirerek tamamladım. Şimdi Diğer kolumu da yapmak istiyorum. Bakınız bu kolumu ben yapmıştım. Yine 7 şer trabzan ördüm. Hemen 3 tane trabzanımın ortasına battım. Diğer tarafa geçerek 7 tane trabzan örme şekliyle tamamladım. Ama ilk önce altına bir sıra daha trabzan sırası oluşturdum. Dışa doğru çıkması için hemen düğümümü atıyorum. Tığıma ve örmeye başlıyorum. Şöyle aradan ya da şurada belli yerden girelim ve 3 tane trabzan örerek başlıyorum 2 ve 3 zincirimi çektim 3 tane trabzanımı ördüm bir zincirimi çekiyorum diğer kutuya geçiyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 bir tane zincir diğer kutunun içerisine geçiyorum üçer tane trabzanlarımı örüyorum tıpkı yeleğimin içerisinde ördüğüm gibi bakın yeleğimiz çok kolay bir yelek dilediğimiz her yaş grubu için çok rahatlıkla büyütüp örebiliriz Evet yine kutumun içerisindeyim tamamen dolanıyorum Şuradaki bakınız buradaki arayı kaçırmıyoruz mutlaka buraya da 3 tane Trabzanımı örüyorum. Bir zincir. Üç trabzan. Biraz seri örüyoruz ama zaten yerleri belli olduğu için birer birer dolduruyoruz. Yani birer birer derken her grubumuzu oluşturuyoruz. Arada zincirimiz ve gruplarımız oluşuyor. Evet en son bakınız başlangıç noktasına kadar geldim. Bir tane zincirimi çektim. Hemen tutuyorum birinci trabzanımın üzerine ve ortadaki trabzanıma şöyle geçişimi yapıyorum tığımın başını doluyorum bu aradaki bir zincirin olduğu yere 7 tane trabzan örüyorum 2 3 tıpkı kenarlarda yapmış olduğumuz gibi 4 5 6 ve 7 7 tane tırabzan ördüm. 7 tırabzan tek farkı diğerinde biz bir sonraki kutuya batıyorduk. Burada kutuya değil hemen tırabzanın ortadaki bölümüne batıyoruz. Ve diğer kutunun içerisine tekrar 7 tane tırabzanımızı örmeye geçiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen yandaki trabzanın üzerine batıyorum. Tekrar kutunun içerisine 7 defa doldurmaya başlıyorum. Trabzanlarımı ve başlangıç yerime kadar bu şekilde doldurarak geliyorum. 4, 5, 6 ve 7. 7. trabzandan sonra hemen batıyorum ve diğer kutuları başlangıç yerine kadar örerek geliyorum. Evet yeleğimiz şöyle gördüğümüz gibi neredeyse bitmek üzere. Bakınız beyaz düğmemizi dikmiştim. Beyaz düğmeme uygun olarak minik bir tane kalp çalışması yaptım. Hem beyaz hem de yeleğimin ana rengini kullanarak. Şimdi yapmak isteyen arkadaşlarımız için kalp çalışmamızı birlikte çalışalım. Şu kısma uygulayacağım kalbimizi. Sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamın içerisine girerek örmeye başlıyorum. 2-3-4 4 tane zincirimi çektikten sonra ardı ardına tam 11 trabzan örüyorum zincirimle birlikte toplamda 12 tane trabzanımız oluyor halkamın içine örüyorum halkamız geniş olunca bakınız rahatlıkla örülebilmekte sayalım 2 4 6, 8, 10, 11 ve bir tane daha 12. Kapatıyorum. Çok sıkmayalım. Çünkü kalbimizin ortasındaki beyazı batacağımız için burayı biraz tığımızın ucu girecek kadar açıklıkta bırakalım. Bir tane zincirimizi çektikten sonra makasımız yardımıyla ipimizi keselim. Ve bakın halkamızı kapamıyoruz. Halkamız şu şekilde. 12 tane trabzan yarım kaldı ve ortasını çok sıkmadık, ortasını daha sonra sıkacağız. Evet kalbimizi örmeye başlıyorum, beyaz ipime tığıma bağladım. Şimdi iki trabzanımın arasından giriyorum, bakınız iki tane trabzanın tam ara noktaya giriyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim, yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. 1 tane, 1 tane ileriye 3 dördüncü örüyorum beşinci örüyorum her birine birer tane batıyorum altıncı örüyorum ve yedinci örüyorum yedinciye bir tane trabzanı ördükten sonra iki defa başını doluyorum aynı yere batıyorum bir ve iki üç defa da örüyorum tekrar iki defa başını doluyorum aynı yere batıyorum bir iki ve 3 başını bir defa doluyorum tığımın aynı yere batıyorum ve ikili trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını dolayarak ileriye doğru birer birer örmeye devam ediyorum burayı da şöyle sivrilteceğiz kalbimizin ucu olacak ve trabzanlarımı şu şekilde ilerliyorum birer birer Evet son Bakınız son iki trabzan arasındayız. Bir tane, bir tane daha örüyorum. Ve bir tane daha bakınız. Bir iki bu dikey olmaya başladı. Bakınız iki tanesi yatay, iki tanesi dikey. Üç üç tane ördüm. Ve dördüncüye bakınız tam ortaya batıyorum. Ve çekiyorum. Sadece çekiyorum. Ve sıkıştırıyorum. Burayı daha sonra sıkıştıracağımızı söylemiştik. Bakınız ipimle de sıkıştırıyorum ve başlıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Aynı şekilde 1 2 3 ve hemen yan tarafa bir tane daha örüyorum. Birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir zincirimle kalbimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, Minik şal yeleğimizin sonuna geldik. İki tane küçük kalp süslemesiyle yeleğimizi tamamladık. Çok cici güzel bir yelek oldu. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir. Bakınız burası da arka kısmını oluşturmakta. Şöyle tekrar ön kısmını görelim. Evet, hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.